Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan Rabia'nın güzellik merkezinden merhaba arkadaşlar. Evet bakın. Ben yine güzel merkeze geldim. Acaba niye geldim? Geçen hafta geldiğimde sizlere zaten söylemiştim. Cilt bakımı yaptıracağım. Profesyonel cilt bakımı yaptıracağımı söylemiştim. Sürekli böyle ay Özlem cildin çok güzel. Ay Özlem cildin çok güzel diye cildimi bozdunuz. yok şaka bir yana. Şu alın kısmımda inanılmaz bir şekilde pul pul dökülmeler var. Çok aşırı kuru bir cildim oldu. Çok kötü ve çok rahatsız oluyorum ben kendisinden. Tabii şu burun çevresini de böyle temizletmek istiyorum. O yüzden çok uzun zamandır zaten Rabia'ya gelip bir cilt bakımı yaptırmak istiyordum. Ama biliyorsunuz her yer iki aşılı oldu. Bu arada ağzım, burnum hep uçukladı. Bu ara çok fazla stres yaşıyorum çünkü. Hayatım çok stresli bu ara. O yüzden ağzım burnum hep böyle bir fosuradı ama Rabia hani o sorun olmaz dedi. Büyük ihtimalle oraları hiç böyle ellemeden yapabilir. Bilmiyorum. Böyle bakalım şimdi birer kahve içeceğiz. Testimizi de yaptık. Normalde buraya hem yani 3 aşılı artı negatif test olmanız lazım. Testimiz de negatif çıktı çok şükür. Testimizi de yaptık. Aşılarımız da tamam. Şimdi birer kahvemizi içelim. Ondan sonra kendimize gelelim. Saat burada 8.30. Rabia, senin konuşmana o kadar çok bayılmışlar ki. Acaba hani master mı yapıyor falan dedim. Yok kendi konuşması. Madem master'ın şey yapacağım ben olabilir. Hani yok çok güzel. Hani işte ne bileyim ekrana çıkıyorum diye ekstradan böyle hani kibar konuşmaya çalışmamış falan diye. Nasıl? Dedim yok arkadaşım böyle. Şekeri çay mı? Şeker kullanayım mı? Yok kız o zaten şekerli. Dankeschön Allah razı olsun. Yüz kalan seni. Yüz kalan. He aynen. Hemen şunu içeyim de ondan sonra başlarız. Ne yapacağım bana bugün bakayım ha. Cildindeki tıkanıklara gidereceğiz. Aa vatandaşım. Evet şu cildini şeyim gitsin ya. Cildini güzel gözenekleri atacağız. Temizleyeceğiz, buhar vereceğiz. Maskemizi yapacağız, peeling yapacağız. Güzel ferah olacak. Daha neye yarıyor bugün? Çok hafif böyle ince kırışıklıklara çok iyi geliyor. Ondan sonra... Dur ben de düşüneyim. Hiç hazırlıklı değildim şimdi. Diyor ki çekim yapacağım. Yapacağım tabii dedim. Ben cildin yenilendiğini gerçekten hissediyorum. Cildin nefes aldığını hissediyorum. Ama resimlerde de çok belli oluyor zaten. Oluyor ya ya tabii ki. Zaten evet. Resimlerden ibaret kendin onu hissediyorsun. Kendini hissedebiliyorsun değil mi? Gerçekten açık ferah oluyor. Sorunlu ciltlerde mesela onlarda çok güzel sonuçlar oluyor. İltihabın kökünü de aldığınız için kökünü de kurutuyoruz aynı zamanda. Evet aynen normalde aslında böyle sivilceli ciltlerde çok güzel. Bakım oldu. Şimdi bende öyle bir bakın, sorun yok da. Sorunlu ciltler gerçekten çok şey. Çok çok. Devamını istiyor. Ben hep diyorum elimdeki hani böyle bir sihirli bir değnek değil. Hani sorunlu ciltlerde evde de gerçekten devam uygulamamız lazım. Dikkate alınması gereken bazı şeyler oluyor yani böyle sorunlu ciltlerde. Bazen böyle doktor tedavisiyle birlikte uyum sağlıyor bir şeyleri, cilt paketlerini. Dediğim gibi ama böyle senin cildin iyi Özlem bayağı nemlendi. Ben de öyle sivilce falan yok da şuramda çok böyle siyah nokta var. O normal o herkeste var. Çoğu kimse de oluyor. Aynen normalde ben de kendim şu makizap şey var ya aletle onunla yapıyorum da şimdi bayağıdır yapamadım çünkü vaktim yok. Ama işte son 2 aydır buram çok şey pul pul dökülüyor yani. Bildiğiniz kepek gibi. Şimdi mevsimsel dolayı da hani ama hiç yok biraz... normalde bende. Ya bilmiyorum şimdi strese de bağlı olabilir. Stres, yeme içme alışkanlığına bakıyor. Tabii şu an bende vitamin eksik sıfır. Vitamin de yedirir cilde. Dediğim gibi güzel, hakikaten derinden çok evet, güzel. Şimdi bakıyorum. Ara ben böyle yattığım yerden doğru böyle sizlere çekmeye çalışacağım. Neyse şunu da hemen içeyim. Ondan sonra biz hemen başlayalım çünkü çocukların okul saati gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. Evet bakın ben şimdi böyle yattım. şimdi son dokunuşları yapıp başlayacağız. Thank you.
koyacağım çünkü. Tamam. Buhardan dolayı biraz şey nem birikiyor gözler çukurluğuna. Şimdi 2 dakika anlatma bakayım ne yaptı. Ha ben mi? Yani. Gene mi çekmeye başladı? He. Allah seni etmesin. Makineyle ilk önce vakumla temizledik. Arkasından da peeling yaptık. Şeyle cihazla olanın ama daha maskesine geçmedik, peeling maskesine. Buharı yedireceğiz ki gözenekleri biraz yumuşatalım, daha dibe inelim. Daha derinden işlem yapalım çünkü aşırı kuru cildim var. Şikin bölgesi, ne diyor, alın bölgesi bayağı bir şey pul pul döküldü. Gözenekleri orada bayağı bir açtık. Şimdi iyice derine doğru işlem yapacağız. Biraz böyle yüksek nem ve vitaminle çalışmamız lazım sen de birazdan. Tamam. Geçiyoruz işte, Allah'ım tipe bak. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Nemlendirici maskeyi koyduk. Sanki ben koydum. Koydu Rabia. Bu şimdi cildi nemlendirecek değil mi? Cildi nemlendirecek. Bayağı bir kuruluğum var çünkü. Arkasından iyice bir vitaminle çalışmamız lazım. Peeling maskesi de gelecek. Böyle böyle işleyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Bu ne kadar duracak? Bir rahat 10 dakika dursun Özlem. Hı, tamam. Rahatlıkla dursun yani. Şey yapsın, çeksin. Sünger gibi çekiyor zaten cildin. O kadar şey ki... Kuru ha susamış yani, böyle cildinde bayağı bir şey, nem eksikliği var. Tamam. Görüyorsunuz kepekli halleri gitti. Rabia'cığım çok güzel bir temizlik yaptı. Şimdi bir sonraki terminimiz kaş. Şey, bütün kaportayı burada düzelteceğiz. Hadi bakalım, kolay gelsin sana Rabia. Eline koluna sağlık. Bir şey değil, hadi kendine iyi bak. Hadi bakalım, kolay gelsin bir sana tekrar. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi gidiyoruz. Özge'yi de bu arada şey yaptırdım. Good Shine hediye çekip bir cilt bakımı da ona hediye edeceğim. Kendisi şey yapar artık. Arayıp randevusunu kendisi yapar. Ben ona hediye çekini aldım. Şimdi hemen doğru otobüs atlayıp eve. Ona doğru gideyim. Orada da bir kahve de orada içerim. Ondan sonra saat 12'de doktorda randevum var. Oraya gideceğim. Arkadaşlar vallahi geldim otobüsle buraya, hemen geliverdim. Gelirken şöyle simitle şu kaşarlı ekmekten aldıydım. Hemen Özge ile birer tane kahve yaptık. O kim gı? O kim kız? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Bu da Özge'ye aldım. Gutchen çok sevindi. Hemen birazdan kendine randevu yapacak. Kocanın başını kapatmaya çalışıyor. Var mı?
Ha, paket mi? Babamın paketleri başladı. Neyse bakalım, Özge'ye de böyle aldım. Kesin bu benim arabamın şeyi. Aşayım bakalım. Ona da benimki gibi profesyonel, evet, böyle bir cilt temizlik bakım Gucci Shine'ı aldık. Arkasında şey böyle hediye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kendinize değer verin. İlk önce kendinize değer verin gerçekten. Yani böyle paralar nerelere gitmiyor? Gerçekten gidin, sorun, sayfasına bakın. Zaten ben yine linklerim arkadaşımın sayfasına. Evet sevgili takipçi kankalım, ay gibi parlak cildimle herkese tekrardan merhaba derim. En son sizi Özge gülüyorlar bana. En son sizi Özge'nin annemlerde bırakmıştım kahve keyfiyle. Oradan sonra benim yine her tende doktorda randevum vardı. Biliyorsunuz artık burada arkadaşım oturuyor ve her buraya geldiğimde bu tarafa mutlaka bir uğruyoruz. Aslında sadece kahveye geleceğim dedim. Ama yine bizi azarladı. Madem geliyorsunuz, aceleniz var, niye hemen gidiyorsunuz? Hemen bir şeyler hazırlayalım, oturalım, beraber yiyelim, hem de sohbet ederiz dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hemen şimdi böyle fırına bir şeyler attık. Çayı demledik. Hemen böyle ortaya bir şeyler koyduk. Şimdi yemek yiyoruz. Ne oldu? Güzel mi? Afiyet olsun. Şimdi buradayız bakalım. Sohbetimizi vesaire her şeyimizi yapalım. Ondan sonra artık eve giderken görüşürüz. Yani sen almış şöyle hem peynirli hem de Nutella'lı böreklerimiz, poğaçalarımız, artık ne diyorsanız onlar da hazır. Şöyle ekran fotoğrafımızı da aldık. Of 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 of, çayların yanında şimdi mis gibi karnımızı doyuracağız. Evet sevgili takipçi kankalar, ben eve geldim. Bir annenin dramı görüyorsunuz. Şuraya elektrik süpürgemi koydum. Ay pardon, çok güzel ya. Neyse. Akşam üzeri çocuklara bir şeyler sipariş ettim. Döner vesaire. Birine döner, birine patates kızartması, bilmem ne artık, ne kim ne yiyorsa. Ben bir şey yemedim. Arkadaşla yediklerim yetti. Şimdi çocuklar eve geldikten sonra derslerini yaptılar. Ömer Halis oyun oynadı vesaire derken ev böyle yine karıştı. Çocuk odası da. Yani görüyorsunuz. Ömer Halis bak yine buraya boyamış. Ya bu çocuk, bir yemin ediyorum ben bu evden bir çıksam var ya 5000 liralık masraf hasar bıraktı ya çocuk evde. La ilahe illallah. Şöyle yapayım. Neyse mutfağımız temiz. Mutfağım temiz. Şunları atayım. Bakın annem böyle bir şey getirmişmişti bana. Bir günlük de olsa gelmişti. Bunları Amasra'dan almışmış. Bunu böyle buraya astım. Neyse bakalım, bir cappuccino yapacağım kendime. Ondan sonra çocukları yatıracağım. Ama çorba kaşığıyla yapıyorum, gerisi bulaşık makinesinde. Evde yemek yemiyoruz ama bulaşık her daim maşallah çıkıyor. Kız bir evde hiç bulaşık, çamaşır, çamaşır makine, çamaşır dedim, en büyük dramım şu an çamaşır. Çamaşır makinem çalışmıyor. Yarın birini çağıracağım. İnşallah bozulmamıştır. Tam 10 yıllık Siemens. Kurutma makinem de Siemens. Çok memnunum aslında ama bilmiyorum. Tam 10 yıllık. Mikael doğduğunda almıştım. Oo güzel köpüklü oldu ha. Şunu şöyle atayım şuraya. Bak elmayı da almış buraya koymuş ya. Allah'ım yarabbim. Şunu buzdolabına bir koyayım. Şimdi herkes işi bittikten sonra keyif kahvesi içer. Ama ben de böyle bu karmaşalığın içinde bir keyif kahvesi içeceğim. Keyif kahvesi değil de. Hadi kahveni iç de kendine gel. Kahvesi olacak büyük ihtimalle. Hadi kahveni iç kendine gel Özlem kahvesi. Of, içesim de var, içesim de yok. Artık bakacağız bakalım. Evet, normal şartlarda ben de asla buraları toparlamadan ne bir keyif kahvesi ne de oturup şurada oturabilirdim. Yani ne şurada oturamazdım yani büyük ihtimalle. Çünkü içim böyle vıcık 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 ediyor böyle sinirden aslında.
Ama inanın kalkıp hiç kaldıracak halim yok. Şu an Gülşen yapıyor. Yap yap. Koy koy koy. Hadi kaldır kızım. Yo, onu yapabilirsin kaldırırken. Alttan açılacak ama. Paketi açık. Tamam. Ama şu an öyle bir moddayım ki ev yıkılsın, dağılsın, bomba patlasın, leş olsun. Nasıl bakıyor? Hiç umurumda değil. Değil. Şu an dünya kopsa umurumda değil. O moddayım yani gerçekten. Öyle yani. Efendim. YouTube. Niemals. Of, çok ağır yapmışım ben. Öyle işte arkadaşlar. Yani şu sıra böyle dünya kopsa umurumda değil moddayım. Öyle. Öyle. Yani stresli günler yaşıyorum. Ve ağzım, burnum, şuralarım hep böyle bir uçukladı. Yani bu arada ama cilt bakımı diye geldi bana. Bakın. Buralarım çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Şimdi diyeceksiniz ki sende ne vardı? Ama gerçekten yani YouTube'da belli olmuyor ama şu kaş aralarımla kepek vardı. Yani kepek gibiydi. Buralarım böyle pul pul dökülüyordu gerçekten. Çok kötüydü. Şimdi arkadaş çok güzel böyle Hümal Patiş bir krem önerdi bana. Kendisine de şu an gittiği Hyperactica, ne oluyor da Hyperactica'nın Türkçesi? Unuttum. İşte Lokman Hekim gibi bir şey ya, adı aklıma gelmiyor. O önermiş. Bize dedi çok iyi geldi dedi. Kızında da aynı sorun varmış çünkü Rabia'nın. Bize çok iyi geldi. Sana da eminim iyi gelecek dedi. Adını söyledim, unuttum. Eczaneye de uğrayamadım ama yarın mutlaka uğrayacağım. Alacağım, belki iyi gelir. Tamam, şu an için temizlendi. Tamam, hadi kardeşini de giydir. Şu an için temizlendi. Gitti yani kepeklik olayları. Onun dışında zaten arkadaş da şey demişti. Özlem, inanılmaz güzel temiz cildin var. Gerçekten hani gözeneklerin çok güzel, çok açık ve çok temiz. Yani gözeneklerinde resmen hiç kir yok dedi. Hani hiç pis bir şey yok dedi. Gerçekten çok temiz dedi hani gözeneklerin var. Genelde hani böyle cildi gerçekten hani sorunlu olan insanlar gidiyor ama ben de işte alnım için gitmiştim. Ben zaten kendime çok düzenli cilt bakım yapan bir insanım. Zaten biliyorsunuz bende de o makinelerden var. Ben kendim aslında işte yeşim taşı falan olsun çok düzenli işte maskeler vesaire yaparım, seviyorum yani kendi cilt bakımı, saç bakımı, işte saç bakımı vesaire yapmayı çok seviyorum. O yüzden olsa gerek. Sadece işte şimdi bu son 2 aydır gerçekten kendimle alakalı bir şey yapamadım. Yani cildimle alakalı hiçbir şey yapamadım. Çünkü vaktim yok. Gerçekten vaktim yok. Vaktim olduğunda da İnanın uyuyabiliyor musunuz diyor, sorun. Hayır, aslında uyku problemi de yaşıyorum. Uyuyamıyorum da. Ama hani yatıp dinleniyorum. Uzandığım zaman ne bileyim müzik dinliyorum, bir şey yapıyorum. Ne bileyim Kur'an dinliyorum, sohbet dinliyorum. Hani o şekilde bedenimi ve vücudumu dinlendirebiliyorum. Hani o da bana yeterli oluyor. Ama tabii ki onun hani stresi işte hani bu şekilde cildime vurmuştu. Bugün ama güzel oldu. Çok memnun kaldım gerçekten. Sizlere de arkadaşımı kesinlikle tavsiye ederim. Bakın hala kirpiklerim 2 hafta olacak. Kirpiklerim hala çok güzel. Şimdi ben oradan kendime bakayım derken sizi görüyorum ama size bakmam lazım aslında. Ve inanın şu an hiç rimel hiçbir şey yok. Rimel sürdüğüm zaman çok daha güzel oluyor. Hey! Şimdi 2 hafta sonra için kaşlarıma randevu aldım. Kaşlarımı da çok seyrek görüyorsunuz. Tabii ki hani bir işlem yaptırmayacağım. Sadece hani birazcık daha güzel bir form verdirip
boyanması lazım şimdi sadece bir tık. Onun için de iki hafta sonra herhalde aldık. Ondan sonraki hafta içinde zaten tekrar yine kirpiklerim aşağı düşerse kirpiklerimi düzenli bir şekilde kaldırmak istiyorum. Ve serum kullanmaya başlayacağım. Ona da daha henüz gidip alamadım. Osman'dan tavsiye etti. Öyle bakalım. Neyse çocuklar şimdi oyuncakları kaldırdılar. Onları yatağa yatırayım. Ondan sonra ben de artık buraları bir kaldırayım. Ama buraları kaldırmadan önce sizlere veda edeyim. Hayır. Burada bu videoyu bu şekilde kapatalım. Ondan sonra dediğim gibi buraları şöyle bir kaldırayım edeyim. El etrafı şöyle bir bertaraf edeyim. Ondan sonra ben de artık dinlenmeye çekilirim. Ama ne yapıyoruz? Sizlerle burada vedamız ediyoruz. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogta inşallah yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne çıkalım?